Büyük futbolcu olmak sadece yetenek değildir. Roberto Carlos gibi, Pierre Fanoydonk gibi mütevazı olup büyüdükçe küçülen insan olmak ama aradaki dengeyi de seviyeyi de iyi korumaktır. Yani 16 yaşımda işte uçelik maçımı oynamışım, top topluyorum düşünsene. Top toplayacağım maça bir anda kadroya dahil oluyorum. 17 yaşımda karşılıklı verdi başkan beni. Bin türlü zorlukla gittim bir de. Ailem istemiyordu, annem istemiyordu. Başkan annemle tartıştı, vermeyeceğim oğlumu diye. Ya Rıdvan Dilmen, koskoca Rıdvan Dilmen arıyor, gitmek istemiyorum, telefonlara cevap vermem. Tecrübesi düşük hocalar çalışıyor ama çalışırken öğreniyorlar, bunu unutmayın. Başarılı olan var mı? Örnek. Arda Turan. Pandemi çıkmasaydı Real Madrid'e gidiyordum, Zidane çalışıyordu o zaman. Roberto Carlos aracılığıyla. Orada da staj yapacaktım, bir 20 gün. Altyapılardan çıkmak tabii ki zor. Ama şöyle de bir şey var. Sen büyük takımın altyapısındaysan ve buna çıkmaya çalışıyorsan, bakın çıkmaya diyoruz çünkü çıkmak zorundasın orada. İyi çalışman gerekiyor, yetenekli olman gerekiyor. Arkadaşlarınla iletişimin iyi olması gerekiyor, okulda iyi olman gerekiyor. Bunların hepsi tamamen komplike. Bunların hepsi bir olduğunda da bazen olmuyor. Bazı püf noktaları oluyor, bazı dönüm noktaları oluyor, bazen kaderin cilvesi oluyor. Yani ben kaç kere Fenerbahçe'den gönderilip de geri gelen bir adamım. En son rahmetli Tamer Güney'e kadar da PAF takıma çıkmadan önce gene gönderiliyordum, gene kaldım. İşte fiziği var dedi, hava topuna niye çıkmasın dedi. Hava topu için bana özel bir makine yaptı. Devamlı üstüne çıkıyor, sarkaç topu vuruyorum. Devamlı üstüne çıkıyor, üstüne sarkaç topu vuruyorum. Tabi bununla alakalı bir resim de var Beşiktaş İnönü Stadı'nda, Almeyda'nın tepesinde. Kartal vuruşu diye söylemiştim ben, onu paylaşmıştım. Bir baktık ki adam benim en iyi yapabileceğim şeyin üstüne koymaya başladı. Mesela şu anki teknik direktörlük, antrenörlük hayatımda bana bir nokta inanılmaz bir şey kattı. Neden? Sen altyapıdaki bir oyuncunun yeteneği, en önemli özelliği ne? İşte fizik, boyu var, hava toplarına iyi çıkıyor. Bunu en iyi hale getireceğim dedi. Bir baktım sarkaç topu koydu. Çıkıyorum, vuruyorum, işte Aziz Başkan geliyor, özellikle çağırıyor bir de beni. Gelsin Can da bir göstersin diyor Tamer Hoca. Kimseye yaptırmıyor çünkü benim gibi kimse çıkıp vuramıyor topa. Zıplama yeteneğim çok iyi, timingim iyi. Bir baktım, hava topunda inanılmaz oldum. Bununla birlikte devamlı her gün zıplıyorum. Ondan sonra ne yaptı? Eksik olan bir noktama geldi. Duvara karşı ben 3 saat boyunca ayak içi çalışıyordum. Başımda bir hoca, kasım çatlayana kadar ayak içi çalışıyordum, sağ sol. Hiçbir şey yok, sadece duvar. Yani şimdi bir yukarı geldim değil mi konuşma seviyesinde şu an. Aşağı geldiğimizde çoğu antrenör bunları yapmıyor. Ne yapıyor? Ha bundan olur, bundan olmaz, bunda ışık var. Altyapılarda bir kere önemlisi hocaların eğitimi. Yani benim gözümle onun gözü farklı olabilir. Şimdi mesela altyapıları veriyor. Bana göre inanılmaz parmak basılması gereken bir konu bu. Türkiye'deki altyapı çekimi için. Yani altyapıdaki yetişim için. Nedir bu? Şimdi franchising veriyorlar değil mi? İşte Pendik, Fenerbahçe Futbol Okulu, atıyorum Florya, Galatasaray Futbol Okulu. Ama içeride çalışan antrenörlerin ne olduğunu biliyor musun? Eğitimini biliyor musun? Üniversiteden mezun oluyor, gidiyor bir lisansı alıyor bir şekilde. 5 sene, 6 sene uğraşıyor onun içinde. Geliyor futbol okulu parayı veriyor, açıyor. Sen çocuğunu geliyorsun, teslim ediyorsun. Ne derece oradaki çocuğun yeteneğini görebiliyor? Ne derece Fenerbahçe birinci dere ağzındaki, örnek veriyorum, Galatasaray'ın neresiyse Galatasaray'ın oraya. Ne derece onunla alakalı referans veriyor? Ya da kendi inisiyatifini kullanıp bunu veririm, bunu vermem mi diyor? Belki ben şimdi Fenerbahçe'nin altyapısında sorumlu olsam, onun beğenmediği bir oyuncu ben beğenebilirim. Tamer Güney'in kimsenin görmediğini ben de bir anda gördüğü gibi. Yani şimdi baktığında Arda Güler'e gelelim mesela. Ben her zaman dediğim bir şey var. Eğer sen Arda Güler olarak kendini geliştirmek istiyorsan oynaman gerekiyor. Bu çocuk gitmek istedi, oynamak istedi, Fenerbahçe bıraktı. Oynamaya başladı, oynamadı. Neden oynayamadı? Neden şu anda sakatlıklar çekiyor? Çünkü sahaya atmadılar onu. Sahaya atmak ne demek? Her zaman oyun zekası değil. Şimdi Messi'yi devamlı atıyorlar. Ben bunu verdiğim zaman ne alaka Messi ile Arda'yı kıyaslıyorsun diyorlar ama aynı şey. Messi de onun yaşında Barcelona'da dayak yemeyi öğrendi sahada. Dayak yemek nedir? İkili mücadeleye girmek. O ikili mücadeleden çıkabilmek. Yeri geldiği zaman kuvvetli durabilmek ya da bir tekmeden ya da bir omuzdan sıyrılıp gidebilmek. Sen bunu Arda'ya öğretmezsen Arda'dan futbolcu olmaz. Messi o yüzden Messi oldu. Şimdi ne alaka Arda ile Messi'yi kıyaslıyorsun? Bu yüzden. Sen sahaya atmazsan Arda'yı, Madrid'e gitti, sağlam bir çarpışmanın içine girdi, devamlı sakat, devamlı sakat, öğrensin. Ya ben ilk çıktığım zaman Kenneth Anderson'lar falan oynadı takımda, ilk maçımda 16 yaşımda uçeyle oynadım. Tamam mı şimdi? Ama dayak yedim yani, bildiğiniz dayak yiyordum antrenmanda falan. Sonra ne oldu? Kendimi korumayı öğrendim. Nasıl mücadele etmem gerektiğini, bu işin püf noktalarını yani birazcık da cilvelerini öğrendim. Öğretmezsen olmuyor. Beni mesela Sivas Spor'a ya da en başta Karşıyaka'ya kiralık vermeselerdi benden adam olmazdı. Karşıyaka'ya gitmeseydim Sivas'a gidemezdim.
17 yaşımda Karşıyaka'ya verdi başkanlığı. Bin türlü zorlukla gittim bir de. Ailem istemiyordu, annem istemiyordu. Başkan annemle tartıştı, vermeyeceğim oğlumu diye. Bunu da daha önce anlattım ama farklı bir açıdan anlatıyormuş. Ya Rıdvan Dilmen, koskoca Rıdvan Dilmen arıyor. Gitmek istemiyorum, telefonlara cevap vermiyorum. 17 maçın 15'i oynadım. Bir anda şampiyonluğu oynamaya noktasına girerken bir anda küme düşmemeye oynadık. Benim kariyerimde ne öğretti bana? Küme düşmemeye oynayan bir takımda banko oynayan bir oyuncuyu öğretti. Döndük. İlk antrenman Nobre'nin kaşını yardım ben. İsteyerek değil, ilk antrenman. Bu arada Down beni çağırmamıştı. Ben Volkan Ballı ile Murat Kuş'u aradım. Ya dedim en azından beni alın, Karşıyaka'dan döndükten sonra oluyor bu. En azından beni alın. Ben bir antrenmanlara çıkayım. En azından tekrar Fenerbahçe patentiyle beni alsın bir takım. Yani boşta duracağım ama benim için katkılı olur. Kristof Hoca da gelsin demiş. Gittim. Hatta beni gördükten sonra takım elbise için ertesi gün Almanya kampa gidiliyor. Canım da ölçüsünü aldım dedi. Oh dedim gidiyorum. Aldı beni dedi. İşte antrenmana çıktı. Zaten ağır bir antrenmanla girdi ilk antrenmanı bugün. Çok iyi bir teknik direktördür. Çok iyi antrenman ediyor. Antrenmanın sonlarına doğru bir avatar mücadelesiyle Nobre'yle çıktık. Dirseğim geldi. Nobre'nin kaşı açıldı. Antrenmandan sonra Murat Kuş geldi. Cancım hoş geldin ama çabuk geri dönüyorsun dedi. Canınız sağ olsun dedim. Ayrıldım. İşte her şerde bir hayır var. İsmail Kartal Sivas Spor'a gidiyor. Sivas Spor'a gidiyor. Şimdi biraz evvel dedim ya, Karşıyaka'da düşmemeyi öğrendim. Şimdi bazı şeyleri bulunarak tecrübe etmek var. Bir de oynayarak tecrübe etmek var. Allah bana bunu öğretti. Ve bir sonraki sene Sivas'a gittim. Şampiyonla oynadım. Şampiyon oldum. Şimdi bu çok büyük bir tecrübe. Düşmemeyi oynamak, şampiyonla oynamak. İkisinin arasında özellikle bazı noktalarda çok iyi yönetmen gerekiyor bazı şeyleri. Yani çok iyi psikolojini hazırlaman gerekiyor. Öyle maçlar oluyor kritik. Yani kesin kazanman gerekiyor. Hatta avar için gol yememen gerekiyor. Ha bunu öğrendik. Döndük ne oldu? Sivas'ta oynamamın sayesinde Ümit Milli Takım'a çağrıldım. Ondan sonra zaten, bundan önce zaten, bu olaydan önce zaten genç milli takımların kategorilerinin hepsine gidiyordum. Ama Ümit Milli Takım'da başladıktan sonra 2005'te bütün milli takım kategorilerine gidiyorum. Ümit Milli Takım, Olimpik Milli Takım, Üniversite Milli Takımı. Neredeyse Fenerbahçe antrenmanıma çok çıkmıyorum. Denizli maçında takım 4-0 önde. 20 dakika oyunu aldı benim. Bir sezonda sadece 20 dakikam var. İnanılıyor musun ya? 20 dakika nedir? Ama baktığında bir film maçım var. Nedir o? Ümit Milli Takım. Bir de Avrupa Şampiyonası oynadık o zaman. İşte dönüyorum. Olimpik Milli Takım İspanya'ya gidiyoruz. Final oynuyoruz İspanya'yla. Arda Turan'la, Volkan Babacan'la. Başarı yapıyoruz yani. Bir başarı elde ediyoruz. Çat. Fatih Hoca gelip izlediğinde beni görüyor. Sezon bittiğinde bir sezonda 20 dakikayla A Milli Takım'la yaz kampına çağırdı. Geçmişte yaşadığın şeyler altyapıdan yukarıya geliyor. Çok zor. Ama sen eline geçen her fırsatı değerlendirmek zorundasın. Nereye geldik? Bir baktım hamile takım seviyesindeyim. Yani bir anda buradan buraya. İnanabiliyor musun? Yani 16 yaşımda işte uçelik maçımı oynamışım. Top topluyorum düşünsene. Top toplayacağım maça bir anda kadroya dahil oluyorum. O da nasıl oluyor? Altyapıda 5. olur denilen savunma oyuncusu. Milli takım arası olduğu için de 400'e yok tatilde. Kim kaldı? Ben. Top toplamaya gideceğim maça. Bir baktım ikinci yarı tandemle uçağıyla oynuyorum. Hayat çok enteresan ama bu senin ayağına geldi bunu değerlendireceksin. Nereye gideceğini görüyor. Şimdi mesela ben PAF takımda oynarken Fenerbahçe'de PAF takıma çıkmak inanılmaz zordu. A takıma çıkmış gibi o kadar üst seviyedeydi oraya çıkmak. Yattığı yer ayrı, yemekhanesi ayrı. PAF takımın yemek yediği yere bile çıkamazdın. Öyle bir hedef koymuşlardı. Anlatabiliyor muyum? Fenerbahçe Derazı tesisleri stadı görüyor. Orada oyuncu eğer ben bir gün burada oynayacağım diye o stada bakıp koşmasa olmaz zaten. Oradan sonra baktığımızda Nakbrede'ye gittim Hollanda'ya. Pierre van Hooydonk sağ olsun. Ve ben bildiğin orada yardımcı antrenör gibi kulübedeyim. Isınmaya çıkıyorum. Tesislerde hocaların eşofmanını giyiyorum ve hocayla karşılıklı oturuyorum seninle oturduğum gibi. Antrenmanla alakalı fikir soruyor. Mesela antrenman programı çiziyordu. Önüme koyuyordu. Bugün antrenmanda bunlar var bil. Ve antrenmanın içinde aktifim yani. Yani bildiğin hadi can diyor. Sahaya çıkalım diyor. Bunu diyen kim? Michel van der Gag. Ya bu adam benim için inanılmaz bir dönüm noktalarından biri. Çünkü öğrenmeye devam ediyorum. Döndüm Altay Abdullah Avcı'nın yanına gittim. Sezon başı kampında sağ olsun o da sahaya çıkardı. Yanındaydım. Hiçbir şekilde engel olmadı ve İstanbul'da da gel kenarda otur dedi. Notlarını al dedi. Ki buna rağmen yanıma gelip işte maç ne olur sence Can? Ne düşünüyorsun? Ya maçtan sonra maç nasıl geçti sence? Pandemi çıkmasaydı Real Madrid'e gidiyordum. Zidane çalışıyordu o zaman. Roberto Carlos aracılığıyla. Orada da staj yapacaktım. 20 gün. Ben direkt geçmeyi bilmez miyim? Bilirim, yapabilir miyim? Yapabilirim diye düşünüyordum bu noktaya kadar. Sonra Eyüp Spor'da yardımcı hoca oldum. Zafer Turan'ın yanında. Bu düşünüyordum Zafer Turan'a kadar. Zafer Hoca çalışmaya başladıktan sonra bu işin
futbolu bıraktıktan sonra kafamızdaki kadar kolay olmadığını gördük. Bazı şu an ligde tecrübesi düşük hocalar çalışıyor ama çalışırken öğreniyorlar. Bunu unutmayın. İçerideki işleyişi, oyuncu iletişimini, yöneticileri idare etmeyi, personeli idare etmeyi, istiyorum bazı maçlardan sonra içerideki kaosu yönetmeyi, onlar içeride yaşayarak öğreniyor. Ben birinci sorumlu olmadan bunları birçok şeyi Zafer Hoca ile öğrendim. Ha şimdi hazır mıyım? Hazırım. 2,5'la Eyüp Spor'da çalıştım. Sağ olsun Zafer Hocam'la birlikte. Orada da şampiyonluk yaşadık. Eyüp'ü PTT'ye çıkardık. Ve bu arada bir nokta daha var. Karşıyaka hariç çalıştığım bütün takımlarda şampiyonluk yaşadık. Şimdi insanlar diyor ki işte sen Fenerbahçe'de ne kadar maç oynadık konuşuyorsun. Sen bir aç bak bakayım benim olduğum dönemde kadroda hangi isimler var? Sen o takımın kulübesine oturabilir misin acaba? İçeri almazlar. Ben o kulübede oturarak bile çok şey öğrendim ama 30-40 tane de maçım var Fenerbahçe'de ilk olmuş. Baktığında Fenerbahçe şampiyon olmuş. Ya dönüp bakıyor musun sen benim kariyerime? 3 tane PTT şampiyonluğum var. 2 tane Süper Lig şampiyonluğum var. Süper Kupa yaşamışım, Süper Kupa'yı almışım. Defalarca Türkiye Kupası finali oynamışım. Avrupa şampiyonluğu ön önemlilerinde oynamışım. Belki o ara Fenerbahçe devamlı oynasam Euro 2008'de 3. olan kadroda olacağım. O yüzden insanlar da bir şeyleri konuşurken geçmişine baksın. Şimdi çalıştığım hocalara bakıyorum. Yani saymaya kalksam inanamayacaksın. İşte Daum, Zico, Mustafa Denizli, Oğuz Çetin, Avni Mandıralı, Tolunay Kafkas, Rea Kapsal, Michel van der Gaak. Son dönem Samuel Eto'o oldu. Samuel Eto'o. Biz bunlardan hiçbir şey mi öğrenmedik? Hiçbir şey mi görmedik? Kör müyüz ya da? Fatih Terim'le çalıştım, Abdullah Avcı'yla çalıştım. Yani ben top oynarken Abdullah Hoca'dan her zaman antrenör olarak da bir şeyler kapıyordum. Çünkü yolun sonunda o noktaya geleceğiz. Not alıyordum o zaman da hocanın antrenmanlarını. Ne yaptı, ne etti hoca? Yeni hocalara geliyoruz. Evet, kariyerli hocalarla çalıştılar. Başarılı olan var mı? Örnek. Arda Turan. Ben staja gittiğimde de Arda'yla bu konuyla alakalı çok sohbet ediyorduk. İşte teknik direktör olursam oynatacağım sistem şu. Seninkine Can abi diyordu. Şimdi Arda hoca oldu Arda Turan. Gerçekten oldu. Çok kısa bir sürede, çünkü çok zeki bir çocuk. Çok zeki bir insan. Başardı ama bunun yanında zor dönemde Eyüp Spor'da ona çok sahip çıktı. Yeni döneme başladığında da İngiliz atı gibi başladı gibi götürüyor. İnşallah da götürecek kardeşim Arda Hocam. Benim için güzel bir örnek. Roberto ilk geldiği zaman heyecanla bekliyorsun. Roberto Carlos geliyor ya. Eskiden çocukluğunda PlayStation 1 bile varken işte alıp santrafora koyuyordu herkes onu. Roberto Carlos. Yani böyle bir adam. Dünyanın gelmiş geçmiş bir tane sol beki var. En iyi. Roberto Carlos. Hala üstüne yok. Açın maçlarına bakın inanılır gibi. Ya geldi düşünsene. Tanışıyorsun. Tanıştıktan sonra bana geldi dedi ki çok beğendim seni dedi. Beni o dönem Real Madrid'e bile söylemiş. Yani burada böyle bir oyuncu var kesinlikle bakmalısınız. Ve oradaki röportajında da Serdar Kulbilgeli beni söylüyor. Müthiş bir kaleci. İşte oyunculardan da Can'ı ilk etapı çok beğendim diye açıklama yapıyor. Onlardan neyi öğrendim biliyor musun? İnsanlığı öğrendim ya. İnanılır gibi değil. İnsanlığı öğrettiler bana. Yemin ediyorum bırak futbolu bırak tekniği. Aklıma gelmeyen bir sürü starla oynadım. Böyle Samuel Eto'suna kadar ondan da öğrendim. Her zaman iyi şeyler öğrenmek zorunda değilsin. Bazı starlardan da böyle neyin ne olduğunu görme imkanı buluyorsun işte. Büyük futbolcu olmak sadece yetenek değildir. Roberto Carlos gibi, Pierre Fanoydonk gibi mütevazı olup büyüdükçe küçülen insan olmak ama aradaki dengeyi de seviyeyi de iyi korumaktır. Onlar benimle iyi diye ben onlara gidip ay enseye şaplak falan yok. Onları öyle bir seviyeye koyuyor ki sen hem arkadaşsın hem de o senin üstünde ben Roberto Carlos'um ama hiçbir sıfır egoyla. Bunu sana hissettirip ya düşünsene adam arıyor beni Can hadi gel. Ne oldu baba? Madrid'e gidiyoruz. Basıyoruz gidiyoruz uçakla Madrid'e.